O bavulun sırrı ortaya çıktı. FETÖ'den tutuklu Mehmet Baran'sunun elindeki bavulla verdiği poz, orduya kurulan kumpasın belirgin bir işareti haline gelmişti. Ergenekon, Balyoz gibi FETÖ kumpasları o bavulun içinden çıkmıştı. İddianamelerden bir ilginç detay daha ortaya çıktı. Kumpas bavulunun tesliminde ABD konsolosu da bulunmuş. Bir şey Balyoz Kumpas davasında tutuklu yargılanan gazeteci Mehmet Baransu'nun 30 Ocak 2010'da İstanbul'da FETÖ savcılarına teslim ettiği bavulun sırrı 7 yıl sonra çözüldü. Tanık olarak ifade veren bir askeri savcı kumpasın detaylarını açıkladı. O bavul verilirken ABD konsolosunun da orada olduğu ortaya çıktı. İnternet haberde yer alan habere göre tanık olarak ifade veren askeri savcı Yarbay Öner Şentepe, 250'si tutuklu 364 askerin mağdur olduğu Balyoz davasına ilişkin Orhan A adlı bir tanığa ulaştığını belirterek şunları anlattı. Orhan A Balyoz belgelerinin İstanbul Mövenpick otelde deniz kuvvetlerinden ayrılmış bir binbaşı tarafından bavul içinde getirildiğini, o sırada otelde ABD konsolosunun bulunduğunu, söz konusu belgeleri aracına yükleyerek Ankara'ya götürdüğünü söyledi. Ankara'da Dikmen Vadisi'nde AK Parti'den bir dönem milletvekili olan İA'nın ofisinde buluştuklarını, buluşmaya dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyüreğ'in de katıldığını, belgelerin bu şekilde Ankara'ya ulaştırıldığını bana aktardı. Balyoz davasının amacının Türkiye'de bir Kürt devleti kurmak olduğunu beyan etti. 30 Mayıs 2013'te Mehmet E. adlı bir kişi gece yarısı Kuzey Deniz Saha Komutanlığı askeri savcılığına gelerek andıç davasına ilişkin bir takım isnatlarda bulunacağını, elindeki flash belleği askeri savcılığa ait bir bilgisayara takmak istediğini o gece orada bulunan hakim teğmen Erol K.'ye beyan etmiş. Savcılığa gittim. Konuyu İstanbul terörle mücadeleye bildirdik. Polis şahsı yakaladı. Mehmet E'yi savcı serbest bırakmış o savcının adının hakkında FETÖ soruşturması yürütülen İsmail T. olduğunu öğrendim. 17-25 Aralık soruşturmasını yürütenlerden birisiymiş.